1-Sermaye Bir, birikimi, 2-Bilim ve teknoloji, 3-Yetişmiş personel. Yukarıdakilerden hangilerinde yaşanan yetersizliğin Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki endüstriyel üretime geçiş çabalarını olumsuz etkilediği söylenebilir. Evet bu her üç e, durumda Osmanlı e, ekonomisini, Osmanlı endüstriyel gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir ve bundan dolayı da cevap seçeneği E diyoruz. Osmanlı Devleti'nin endüstriyel üretime geçiş çabalarının olumsuz etkilerinin aşağıdaki durumlardan hangisinin doğrudan siyasi istikrarın sağlanamaması ile ilgili olduğu savunabilir. Evet e, A seçeneğinde uzun vadeli kalkınma stratejileri kurulamaması çünkü sürekli vezirazam değişmiştir. Sürekli e, hükümet değişmiştir. Ve devlet bundan dolayı sürekli bürokrat değişmesi, sürekli hükümetin değişmesi, vezir değişmesi sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi uygulayamamışlardır ve bu da doğrudan ekonomik istikrarın bozulmasında etkili olmuştur diyoruz. Cevap seçeneği A. Osman Devleti'nin endüstriyel üretime geçiş çabalarının olumsuz etkilenen aşağıdaki durumlardan hangisinin doğrudan kapitülasyonların yaygınlaştırılmasının sonuçları arasında olduğu savunabilir? Evet, B seçeneğine baktığınızda yerli sermaye birikiminin yetersiz olması. Çünkü eee da tamamen kendi üreticimiz bitirilmiştir. E, öyle bir hale getirilmişiz ki Sadece tarladan çıkan ham maddeyi alıp gitmek ve onun karşılığında onun karşılığında para bile değil takas yoluyla bir şeyler getirip bizim yerli üreticimizin yerli sermayenin birikimini engellemiştir diyoruz. Ve bu da doğrudan kaptülasyonlarla alakalı bir durumdur. Cevap seçeneği B diyoruz. Osmanlı Devleti'nin endüstriyel üretime geçiş çabalarını olumsuz etkileyen aşağıdaki durumlardan hangisinin doğrudan mesleki eğitim kurumlarının yetersizliğinin sonuçları arasında olduğu savunabilir? Evet, E seçeneğindeki mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması. Önceden bir çocuk bir ustanın yanında girerek Orada o mesleğine dair en ince ayrıntısına kadar her şeyi öğrenirdi. Ve bunu da lonca teşkilatları çok güzel bir şekilde yaparken daha sonra lonca teşkilatlarının önemi azalıp bu kurum etkisini kaybedince sonraki dönemlerde mesleki uzmanlaşma yetersiz kalmıştır diyoruz. Cevap seçeneği E diyoruz. Osmanlı Devleti ve Avrupalılar arasında yaşanan ekonomik rekabet 18. ve 19. yüzyılda sürekli olarak Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlanmıştır. Bu gelişmenin yaşanmasında bir önemli yeraltı kaynaklarına sahip olma, iki uzun vadeli stratejiler oluşturma, üç sermaye birikimi özelliklerinden hangilerinde Osmanlı Devleti'nin yetersiz olmasının etkili olduğu sanılabilir. Evet İkinci ve üçüncü öncüler Osmanlı Devleti'nde devlete ait, topluma ait bir özgüven sıkıntısına sebep olmuştur. Çünkü yöneticiler uzun vadeli stratejiler oluşturamamışlardır. Tamamen devletin politikasını yabancı tüccarların, yabancı devlet politikalarının güdümünde yürütmeye çalışmışlardır. Ve kapitülasyonlardan dolayı da sermaye birikimi iyice yok olduğu için Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı Devleti'nde, ee, yani ekonomik bunalım, ekonomik darbazı olmasında doğrudan etkili olmuştur ve biz de insanın cevap 2 ve 3 yani D seçeneği diyoruz. Osmanlı Devleti ve Avrupalılar arasında yaşanan ekonomik rekabet 18. ve 19. yüzyılda sürekli olarak Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlanmıştır. Bu durumun yaşanmasında bir kapitülasyonların genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, 2. Eğitim sisteminin üretime yönelik olmaması. üç Dış ticarette ihracat ithalat dengesinin kurulamaması. Gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu sanılabilir. Evet Osmanlı ekonomisinde sürekli rekabetten dolayı bir gerileme vardır. Ve bu gerilemenin de tek sebebi bu rekabetin de Osmanlı aleyhine olmasının tek sebebi de kapsülasyonların genişletilmesi ve yaygınlaştırılması diyoruz. Cevap seçeneği A yalnız bir. Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik hayata etkileri arasında bir işçi emeğinin sömürülmesi, iki köle ticaretinin yaygınlaşması, üç yerli kültürlerin yok olması gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? Evet, iş yemeğinin sömürülmesi vardır. Köle ticaretin yaygınlaşması, özellikle küresel kapitalizm insan hak ve hukukunu tamamen yerle bir etmiştir köle ticaretini yaygınlaştırarak ve sıfır maliyetli iş gücü elde etmiştir. Üç yerli kültürlerin yok olması yani yerli kültürlerden kasıt İngilizler sömürdükleri ülkelerde İngilizceyi zorunlu dil hale getirmişler ve birçok kültürü de bu yüzden yok etmişlerdir diyoruz ve bundan dolayı da cevap seçeneği E diyoruz. 1, 2 ve 3. Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik hayata etkileri arasında bir çevre sorunlarının artması. 2. küçük el tezgahlarına dayalı üretim yapan bölgelerin geri kalması. 3. Avrupa kültürünün dünyaya yayılması. Gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? Evet, çevre sorunları e, fabrikatıklarıyla birlikte var. Doğru. E, sosyal ve ekonomik hayatta çok ciddi etkisi vardır. Küçük el tezgahlarına dayalı üretim yapan bölgelerin geri kalması. Yani o toplumun geri kalması demektir. Bu hem sosyal e, hayatta hem de ekonomik hayatta olumsuz yönde etkilemiştir tabii ki. Üçüncüsü de Avrupa kültürünün dünyaya, ya, dünyada yayılması. Evet özellikle İngilizler, Fransızlar, İspanyollar ve Portekizler işgal ettikleri bölgelerin halkına kendi kültürlerini empoze etmişlerdir. Ve bundan dolayı da cevap seçeneği E, 1, 2 ve 3 diyoruz. Antropologlar tarafından yapılan araştırmalarda sömürgeciliğin en yoğun şekilde yaşandığı 19. yüzyılda Afrika ve Avustralya'da bazı yerli dillerin yok edildiği sonucuna varılmıştır. Bu durumu sömürgeciliğin bir asimilasyon, iki demokratikleşme, üç uluslaşma kavramlarından hangilerine yol açtığını kanıtlar niteliktedir. Evet yani bu direkt asimilasyonla alakalıdır. Yani sömürgeciliğin hiçbir zaman demokratik sistemi demokratikleşmeyi güçlendirdiğini söyleyemeyiz. Mümkün değildir. Ulusallaşma, bırakın ulusallaşma. O bölgelerdeki kültürleri ortadan kaldırmışlardır ve bundan dolayı da asimilasyon diyoruz cevap seçeneği yalnız bir A diyoruz. 19. yüzyılda sömürgecilik yarışının hızlanmasının Avrupa'da bir ham madde, iki iş gücü, üç pazar unsurlarından hangilerine olan ihtiyacın artmasından kaynaklandığı savunulabilir. Evet açılan fabrikalar için ham madde kaynağı. Bu fabrikalarda çalışmalar için işçi yani köle ve ürettikleri mallar içinde pazar arayışı sömürgecilik yarışının hızlanmasında doğrudan etkili olmuştur diyoruz. Cevap seçeneği E, 1, 2 ve 3 diyoruz. Aşağıdakilerden hangisini itaat ederek milli iktisat politikasının uygulamaları arasında olduğu savunulamaz. B. Duyun Umumi kaldırılması. Yani iddiatçıların Duyun Umumi kaldırmaya güçleri yetmemiştir. Yetmez de zaten. Devletin yıkılmasında 1881 yılında Duyunu Umiye'nin yani alacaklı devletlerin borçlarını tahsil etmek için kurulan bu kurumun daha Lozan'da kapatıldığını, kaldırıldığını biliyoruz. Ama iddiaççıların böyle bir uygulaması olmamıştır. Çünkü bu e, kurulu kaldırsa iddiaççılar kendileri borç alacak bir ülke bulamazlardı. Cevap seçeneği B diyoruz. Sanayi İnkılabı'nın İngiltere'de başlamasında bir geniş sömürgelere sahip olması... 2 önemli teknik buluşların yapılması 3 Almanya ile ekonomik rekabet yaşanması. Gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Evet İngiltere geniş sömürgeleri güneş patlayan imparatorluk dediğimiz Avustralya'sından tuta Kuzey Amerika'sına kadar olan bölgelerde sömürge imparatorluğu kurmuştur. İkincisi 1750 yılına gelindiğinde teknik buluşları İngiltere'de özellikle James Watt'ın işte buharın gücünü keşfetmesi, elektrik enerjisinin kullanılması. Bunlar öncelikli olarak İngiltere'de ortaya çıkan gelişmelerdir. Ve bundan dolayı da İngiltere e, ee, saray inkılabının başlamasında doğrudan baş aktörü olmuştur diyoruz ve cevap seçeneği de 1 ve 2 diyoruz.